James Watson ve Francis Crick'in DNA'yı keşfettiği yaygın bir yanılgıdır. James ve Francis, kendilerinden önceki öncülerin çalışmalarını takip ederek 1953 yılında DNA'nın yapısı hakkındaki çığır açıcı sonuca varabildiler. DNA'nın keşfinin hikayesi 1800'lü yıllarda başlıyor. DNA olarak bilinen molekül ilk kez 1860'larda Johann Friedrich Mischer adlı İsviçreli bir kimyager tarafından tanımlandı. Johann, beyaz kan hücrelerinin temel bileşenlerini araştırmaya başladı. Bu gizemli maddeye nükleyin adını verdi. Johann, kendisinin haberi olmadan tüm yaşamın moleküler temelini, yani DNA'yı keşfetmişti. Beyaz kan hücrelerinin neyin oluşturduğunu daha iyi anlamak için tuz çözeltileri kullanarak deneyler gerçekleştirdi. Hücrelerin bir çözeltisine asit eklediğinde çözeltiden bir maddenin ayrıldığını fark etti. Bu madde daha sonra bir alkali eklendiğinde tekrar çözüldü. Bu maddeyi araştırırken diğer proteinlerden farklı, beklenmedik özelliklere sahip olduğunu fark etti. Johann bu gizemli maddeye nükleyin adını verdi çünkü onun hücre çekirdeğinden geldiğine inanıyordu. Kendisinin haberi olmadan tüm yaşamın moleküler temelini, yani DNA'yı keşfetmişti. Daha sonra onu saf haliyle çıkarmanın yollarını bulmaya başladı. Johann nükleinin önemine ikna olmuştu ve elindeki basit araç ve yöntemlere rağmen onun anlaşılması zor rolünü ortaya çıkarmaya çok yaklaşmıştı. Ancak bulduklarını daha geniş bilim camiasına aktarma ve tanıtma becerisinden yoksundu. Her zaman mükemmeliyetçi olduğundan 1874'te sonuçlarını yayınlamadan önce deneyler arasında uzun süre tereddüt etti. Bundan önce bulgularını öncelikle arkadaşlarına özel mektuplarda tartıştı. Sonuç olarak Johann Friedrich Mischer'ın keşfinin bilim camiası tarafından tam anlamıyla takdir edilmesinin üzerinden onlarca yıl geçti. Bilim adamları uzun yıllar boyunca proteinlerin tüm genetik materyalimizi tutan moleküller olduğuna inanmaya devam ettiler. Nükleinin bir genomu oluşturmak için gereken tüm bilgileri içerecek kadar karmaşık olmadığına inanıyorlardı. Albert Kossel, nükleinin temel yapı taşlarını anlamada büyük ilerleme kaydeden bir Alman biyokimyacıydı. 1881'de Albert, nükleini bir nükleik asit olarak tanımladı ve bugünkü kimyasal adı olan DNA adını verdi. Bu çalışması 1910 yılında Nobel'le ödüllendirildi. 1900'lü yılların başında Gregor Mendel'ın çalışmaları yeniden keşfedildi ve onun miras konusundaki fikirleri gerektiği gibi takdir edilmeye başlandı. Sonuç olarak fiziksel özelliklerin bir nesilden diğerine nasıl aktarıldığına dair teorilerini kanıtlamaya ya da çürütmeye çalışan bir araştırma seri başladı. 19. yüzyılın ortalarında Alman anatomist Walter Fleming, hücre çekirdeğinde lifli bir yapı keşfetti. Bu yapıya kromatin adını verdi ama gerçekte keşfettiği şey şu anda kromozom olarak bildiğimiz şeydi. Walter, bu kromatini gözlemleyerek mitoz olarak da bilinen hücre bölünmesi sırasında kromozomların nasıl ayrıldığını doğru bir şekilde çözdü. Walter Sutton ve Theodor Boveri, ebeveyinden çocuğa aktarılan genetik materyalin kromozomların içinde olduğu fikrini ilk kez ortaya attılar. Kromozom kalıtım teorisi öncelikle Walter Sutton ve Theodor Boveri tarafından geliştirildi. İlk olarak ebeveyinden çocuğa aktarılan genetik materyalin kromozomların içinde olduğu fikrini ortaya attılar. İlginçtir ki Walter Sutton ve Theodor Boveri 1900'lerin başında aslında bağımsız çalışıyorlardı. Walter çekirge kromozomları üzerinde çalışırken Theodor yuvarlak kurt embriyoları üzerinde çalışıyordu. Ancak onların çalışmaları diğer birkaç bilim insanının bulgularıyla birlikte mükemmel bir birlik içinde bir araya gelerek kromozom kalıtım teorisini oluşturdu. Alman embriyolog Theodor Boveri, Walter Fleming'in kromatinle ilgili bulgularını temel alarak yumurta ve sperm hücrelerindeki kromozomların kalıtsal özelliklerle bağlantılı olduğuna dair ilk kanıtı sağladı. Yuvarlak kurt embriyosu üzerinde yaptığı çalışmalardan yumurta ve sperm hücrelerindeki kromozom sayısının diğer vücut hücrelerine göre daha düşük olduğunu da buldu. Amerikalı Walter Sutton çekirgeyle yaptığı çalışmayla Theodor'un gözlemlerini genişletti. 1902 tarihli makalesinin kapanış beyanında şu ilkelere dayanan kromozomal kalıtım teorisini özetledi. Kromozomlar genetik materyali içerir. Ebeveyinden yavruya aktarılır. Kromozomlar çoğu hücrenin çekirdeğinde çiftler halinde bulunur.
Mayoz sırasında bu çiftler ayrılarak yavru hücreleri oluşturur. Sırasıyla erkekte ve kadında sperm ve yumurta hücrelerinin oluşumu sırasında kromozomlar ayrılır. Her ebeveyn yavrularına bir kromozom seti katkıda bulunur.